Merhaba efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Mutlu, sağlıklı günler herkese. Sevgili futbol severler, Trabzonsporlar, inşallah iyisinizdir. Bir önceki videoda Konya maçı oynanmıştı. Maçlarla ilgili daha yorum yapasım da gelmiyor da, aklıma belki ondan gelmiyor. Konya'da net bir galibiyet alınmıştı, güzel goller olmuştu. Sonra Sivas maçı oldu. Sivas maçı ile ilgili şöyle fazla yorum yapamayacağım. Açık ve net olarak koltuğun üzerinde ikinci yarı hatta uyumuşum yani. Zaten doğru dürüst oyun manasında ilk yarı bir şeyler var gibi göründü. Fakat arzu istek oyuncuların yani bana tam olarak beni tatmin etmedi diyebilirim yani. Öylesine yani bir oyun tarzı gördüm ben. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir önceki videomuza atfen. Hatta o gün ben Pau'nun almasını istiyorum dedim. Yani öyle bir tesadüf ki, tevafuk ki şey, o gün bir Yunanlı Pau diye bile çattım yani. Bir saatlik bir yere gittik. Onu aklım buraya not etmişim öylesine. Yani gündemdeki manşetleri bu haftaya taşıyacağım. Ama bir önceki videodaki olaylara da tam anlaşılmaması olayı belki vardır. Onunla ilgili mesela açıklamalar yine yapacağım. Bir ekleme. Biz bir önceki videoda Hami Mandıralı, Hami abinin şeyini, Abdülkadir Ömür'ü eleştirmesi. Bir insanı eleştirebilirsiniz. Yani biz de neticede video yapıyoruz. Bir sürü yapan var. Eleştiriler yapılabiliyor. Ama Trabzonspor'da şöyle bir açıdan üslup, yani üslup yanlıştı. Sen kimsin? Hatta bunu kim yapıyor? Bu işlerden en çok muzdarip olan Trabzon kökenli oyuncuların daha çok empati yapması gerekiyor. Onlar yıllar yılı Trabzon kamuoyunun önüne atılmış. Trabzonspor camiasında ve en çok eleştiri oklarını almış insanlar. O zaman bunu siz de yaşadınız. Mesela 96'da muhakkak yaşamıştır. Hami Mandırallılar, yani Trabzon kökenli oyuncular. O günler falan. O gün, hatta o günün başına gelenleri de biliyorsunuz. O zaman sizin söylemlerinizde daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu üslup yanlış. Sen kimsin? Hani bunun empatisini en kolay yapabilecek insanlar Trabzon kökenliler. Ve siz tekraren hatası vardır, yanlıştır. Bugün zaten hangi Trabzon kökenli, muhakkak iyile olan, hangi Trabzon kökenli oyuncuda böyle bir şeylik vardır yani? Trabzon ruhundan kaynaklı mı diyelim? Bir delilik ruhu, bir şey vardır yani veya bir yerde bir eksiklik olabilir. Ama onu biz, kol kırılır, yen içinde kalır. Abdülkadir Ömür'ün gittiği yaşta Fatih Tekke geri geldi 2002'de. 25 yaşındaydı. Yani teessüf ederim yani. Buna dikkat edelim daha doğrusu diyelim. Onun için burada biz Abdülkadir Ömür'ü savunma adına değil, ben hatta tanıyanlar bilir veya videolarımızı izleyenler, eleştirmişimdir de. Abdülkadir Ömür şu İskefiye'de çarşı başında halı saha işini bırak, futbola odaklan. Ne zaman demişimdir. Fakat burada üslup, o da size çıkıp derse ki peki Hami abi veya X kişi, Y kişi, başkası, Trabzonspor forması bir maç sonrası senin de hoca olduğun bir maçta yere bırakıldığı zaman Onur tarafından, sen kimsin ona dedin mi? Yani burada Trabzon kökenli olmanız hasebiyle de biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani sen kimsin, en az yani şunu da, benim bir şampiyonum var, apolet takmışım. Yani bu, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hep de onun ismi, yani birisi de diyecek ki takma değil de o geliyor aklıma, uçuk. Yani aykırı bir kişilik olduğu için. Mesela bunu bana sorsalar hiç dinlemeden, Olcay deseler, birisi şu 5 futbolcudan biri Abdülkadir Ömür'e sen kimsin
dedi. Hami Mandıralı da şıklarda. Hiç aklıma en son gelecek kişi. Nasıl dedi? Onun için bu beni bir de şey yapıyor yani. Bu konuya bir daha şey gösterdim. En son kişi. Ama ilk kişiyi de derim. Burada demeyeceğim. Diyeceksiniz ki takma değil ama biliyorum çünkü. O zihniyet de biliyorum yani. Kesin o der. Ama Hami Mandıralı çünkü şundan biliyorum. Bizim bir akraba demişti. Karayolların altında Hami Mandıralı genç takımda oynarken Fenerbahçe yani başka dışarıdan olan Fenerbahçe, Trabzon Fenerbahçe amatör takım. Bizim amatör oynuyor. Amatör takım Trabzon'da. Amatör oynayan bir takım. Karayolların altında Trabzonspor'la bir hazırlık maçı aldık diyor. Olcay diyor işte aldılar, almışlar. Oynadık diyor falan. Hami ileride oynuyor diyor. Buna öyle bir girdim ki diyor. Yani hiç ses yok diyor. Öyle efendi diyor. O altyapıda oynarken de. Dediğim belki de 1980-84 arasıdır atıyorum. Onun için Hami Mandıralı olduğu zaman bazı şeylerde ben şaşırıyorum yani. Evet. Şimdi bu yine manşetlerden şöyle devam edelim. Bu da ikinci şey. Şöyle şunun Süper Kupa. Mesela bu Süper Kupa olayını daha derinlemesine düşündüğümüz zaman aslında Süper Kupa nedir? Eskiden Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altında oynanıyordu. Yani Süper Kupa denen olay o. Şimdi ben şöyle bir analiz yapıyorum burada. Yani Ali Koç'un derdi aslında Fenerbahçe'nin arkasına saklanarak Cumhurbaşkanlığı makamıyla olan bir derdi var. Bunu o zaman yani iki maçı da oynamama, cingar çıkarma diyelim, öyle bir kelime kullanalım. Hem Arabistan'da hem Urfa'da değişik atraksiyonlara girme. Bu Cumhurbaşkanlığına yapılan ne diyelim ona, oraya o kelimeye artık darbe mi diyelim veya oraya karşı, o makama karşı yapılan bir saygısızlık olarak da adledebiliriz, düşünebiliriz diye ben kendi adıma düşünüyorum. 3. Bu hafta Trabzonspor, Antalyaspor bu hafta demişim yani. Bu hafta Bayer Leverkusen şampiyon oldu. Şimdi bak iki olayı teraziye koyacağız. Türk futbolunla Alman futbolu niye böyle? Niye böyle? Hatta bu kadraja yetmiyor kamerada. Bu işte bariz açık örneği. Trabzon şampiyon olduğu yıl işte seyircinin yanlış anlaması sonucu bir de sabırsızlık diyelim bizim Trabzon insanında sahaya atlaması sonucu bir ay şey kopardılar. Fırtına koptu. Yani bir bardak öyle bir fırtına koparıldı ki sanki Türkiye'de şey oldu yani. Bir ay utanmaz rezil insanlar bu konu hakkında. Bu ne? Türk toplumunun bazı kesiminde tahammülsüzlük, çekememezlik var. Kıskançlık var. Fakat Leverkusen 120 yıllık tarihinde ilk defa şampiyonluğu aldığı zaman hem 80-82. Dakikada 4. golde Wirtz atmıştı galiba. Sonradan girdi oyuna. Kaç yaşında çocuk? 18-19 yaşında. Yine bir Şampiyonlar Ligi'nde bakıyorum. Dün akşam Paris'te 18 yaşında çocuk oynuyor ya sağ tarafta. Barcelona'yı elediler. 18-19 yaşında. Ne oldu? 4. golde atladılar. Daha 10 dakika var maçın bitmesine. Bir de 90. dakikada hakem baktı ki maçı mecburen bitirdi. Yani uzatma dakikaları belki vardı. Baktı ki madem şampiyonluğunu, bak bu adamların böyle esnekliği çok olmamasına rağmen yapılarından anlarsın böyle. Bizim yapılarımız ovaldir böyle. Aslında bu bizim karakterimizi de göstermesi lazım. Yani biz esnek olmamız lazım, hoşgörülü olmamız lazım ama bu bizde yok. Trabzonspor kazandığı zaman tahammülsüzlük had safhada oluyor. Leverkusen'de onu da manşetimize taşıyalım dedik. Futbol manşete. Bu işte Türk futbolundaki edepsiz bu bir takım spor yazarı takımının, tayfasının ne kadar ve seyirciyi de buna çekiyorlar algılarından ve işi bitiriyorlar. 4. manşetimiz Fatih Tekke'nin atılması olsun. İlginç. Bu konu irdelenmesi gerekiyor.
ben şaşırdım. Bu konu hakkında fazla bir analiz, yorum şöyle yapamayacağım. Elimde fazla bir veri yok ama çok absürt bir olay. Fatih Tekke neden atıldı? Bir sarı kart verirsin. Yani burada da Cihan Aydın mıydı neydi, ne karın ağrısıydı. İşte bu hakemler onun için öyle söylediğimiz de oldu. Son videoda onu da söyleyelim. Tüm maçlara başlattılar şimdi, bazı önemli maçlara. Aman dedim federasyon, bu Fenerbahçe Galatasaray maçlarına bu bizim karnı şişkin, obez olmuş Türk seyircisinin şeyini, meramını yerine getir. Yani o da oldu. Bir de şu, beşinci, şöyle bu da dörttü, beş. Siyaset karışıyor diyenlere şunu söyleyeceğim. Parayı veren düdüğü çalar. Onları savunma adına değil. Bu şuna benziyor. Nasrettin Hoca'nın köyden şehre giderken çocuktan, ahaliden aldığı siparişlerde parayı ödeyenlerin malını getirmesi gibi, tamam mı? Şehre gidip gelip hani benim düdüğüm diyen çocuklara parayı veren düdüğü çalar. Siz bu kadar bir bardak suda fırtına koparan bu iş bilmez yöneticilere, 6 yıldır Fenerbahçe'nin başında duran Ali Koç'a veya Dursun Özbey'e, isim önemli değil, İşte yollayan, ben bu işin olmayacağına, Hasan Arat'a veya bizim başkana yaptığı yanlışlara veya öncekilere, onlar yanlış yaptığı zaman devlet senin vergi borcunu ödüyor. Senin borçlarını görmezden geliyor. O zaman ehil insanlar getir buraya. Yani 1 milyon euroya, 500 bin euroya alacağın adamı 5 milyon euroya adam alıyor, yanlış yapıyor. Devlet buna göz yumuyor. Tamam mı? Parayı veren düdüğü çalar. Şimdi düşünün, Trabzonspor'u Katarlı bir iş adamı aldı. 100 milyon euro yatırdı Trabzonspor, atıyorum. 50-60 milyon euro. Parayı o veriyor. Şimdiki durum da o. Para direkt belki vermiyor ama bir sürü yardım var. Senin stadyumunu yapıyor. Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş stadyum mu yapacak? Fenerbahçe galiba kendisi yaptı diyor ama ben ona da tam inanasım yani yok. Gözümle görmediğim için. O zaman parayı veren düdüğü çalar. Bunu fazla irdelemenin, böyle bazı yerlerde denk geliyorum. Ama çok saçma buluyorum ben. Bu kulüpler, Twente burada Hollanda'da küme düşürüldü ya. Borcundan dolayı, bu borçlar da değil. Şu anda Trabzonspor'un borcu, ya bir kulüp hem başarısız olup 1 milyar TL zarar bilançosu gösterir mi ya? Ne yapıldı ya? Ne yapılıyor yani? Oradan şuna geleceğim. Onun için ben siyaset karışıyor diyenlere şunu söyleyeceğim. O zaman aklınız varsa Trabzonspor bu hale şu son işte kaç diyelim. Ne zaman başladı Rune Langeler'le, işte o zamanın Kemper'larla beraber, o zamandan beri. 30-40 yılda, 30-35 yıldır bunun hesabını her önüne gelen kulübe zarar verip gitti. Hiç kimse hesabını sormadı. Devlet tabii ki buna karışacak o zaman. Senin her şeyini yapıyor ya. Senin vergi borcun var, kapatıyor. Sen stadyum yapamıyorsun, onu yapıyor. Parayı veren düdüğü çalar. Oradan şuna geleceğim, Oğuz Aydın. Ama şunu söyleyeceğim. Oğuz Aydın'ı sen bulacaksın. Oradan şu ikisi birlikte olur. Yine bu futbol menajeri, 21 yaşında bir çocuğu, Hollandalı'yı anlatmıştım. Oğuz Aydın'ı, Yusuf Sarı'yı bulduğun gibi ama sonra da değerlendiremediğin. Tabii bu hocamızın öyle bir şeyi yok. Öyle bir isteği, arzusu, bir genci bulayım da oynatayım. Öyle bir isteği, arzusu yok. Bak, onu da hemen milli takıma attılar. Eren Elmalı gibi. O bence, o da orada bir taktik. Tamam mı? 1 milyon eurodan fazla para verilmez. 3, 4, 5 gider Alanyaspor. Aman ha. Galatasaray maçına biraz baktım. Ama mesela şey var. Benim oyuncum, açıklarım. Oyuncu geçecek. Yattara, Vakayeme, Ali Kemal,
Necdet, neyse aklıma gelenler ilk. Dobby Hasan tam teknik olmasa bile giderdi, o sıfıra giderdi. Top çıktı mı, şey yaptı mı, kornere mi çıktı? Şimdiki belki de çoğu da kornere çıkmıştır. Şimdiki teknoloji olsa. Onu ortalardı. Bu çocuğu ben baktım. Gidiş yani bana tam şey vermedi. Bana tam bir intiba bırakmadı bende. Yani şu taktiği ben görüyorum. Yani bir Otele olursa, Filip Otele teknik, müthiş kanatta. Hemen milli takım alıyorlar, Eren taktiği. Bir anda fiyatta oluyor şey. Ben mesela milli takımı almam. Ben milli takımı almam öyle. İki tane orada defans yapamayan Trabzonspor attığı gollerden dolayı. Yani benim için soru işareti. Benim için soru işareti ama özellikle zaten paradan dolayı soru işareti. Ben adam geçen, adam eksilten teknik oyuncuları. Mesela sen Barış Alper Yılmaz'ı bulacaksın Keçiören'de. Böyle oyuncu bulacaksın. Barış Alper Yılmaz'ı bulacaksın. Gölcük'te İsmail neydi? İsmail Yılmaz mı onun soyadı neydi? İsmail Yüksel mi? Fener İsmail'i bulacaksın. Böyle Trabzonspor böyle büyük paralara oyuncu almaması gerekiyor. Korkarım ki kesenin ağzı açılacak seneye. Bu sene Fener'le olan bu olaylar neticesinde Trabzonspor korkarım ki bir takım önlemler alacak. Tabii takım yine yığılacak atıyorum 30 üstü oyuncularla. Burada şu Oğuz Aydın'la bunu bir videoda böyle sadece çıtlatmıştım. Futbol menajerliği okuyan 21 yaşında Hollandalı bir çocuk şunu söylemişti bana. Yemin ediyorum hatta biz bir senesi Fransa 2. liginde böyle bir oyuncuya santrafordu ya o çok büyüdü. Niyan mıydı birisiydi unuttum. Bana ne dedi biliyor musunuz? İşte ben dedim şu oyuncu ya onlara biz nerede geleceğiz dedi. Türkçe'de böyle Hollandalılar biliyor bu abi böyle bazı şeyleri abi falan dedi bana. Nerede ya ben dedi öyle bir boşluk var ki dedi bazı liglerde. Mesela dedi burada adam altyapıda oynuyor dedi 2. ligde. Hollanda'da dahi. Ama dedi oradan dedi sıçrayamıyor bir yerlere. Sıçrayamıyor. Onu orada yakalayacaksın dedi. Bir de Fransa 2. ligi dedi. Fransa 2. liginde öyle adamlar var ki dedi müthiş bir boşluk var orada dedi. Çünkü ben dediği doğru ben düşündüm kendisine söyledim. Ben Trabzonspor tamciye bir santrafordu. Hatta bu Drogba mı bir yerden geldi 2. ligden yani bir ünlü bir oyuncu var yine. Sen şimdi Oğuz Aydın'a verdin 2.3 milyon euro vermedin mi şeye Umut Güneş'e? Bence o paralar etmez. Taş çatlasın 1-1.5 arası. Etmez. Türkiye'de oyuncu etmez. Sonra şunu bir de dediğim gibi burada Fransa 2. ligi olsun. İcabında Hollanda 2. liginde de olabilir. Belçika'da bu taraflara yönelmesi lazım. Almanya, Trabzonspor ucuz alıp pahalıya satması gerekiyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu devamlı bekara kadın boşamak kolaydır misali. Hatta biz bu Fenerbahçe maçından sonra Trabzon'daki maç sonrası olaylardan sonra Trabzon'un akil insanları tüm partiler toplandığı zaman ne dedik? İşte orada birisi çıktı. Dedi ki karıştırdı ortalığı yani. Şimdi şu aklıma geldi. Emin olun adım gibi biliyorum. Bekara kadın boşamak kolaydır ya. Aynı onlar da öyle. Başa gelsinler daha beter yaparlar. Dediğim gibi bak iktidarda olmadıkları halde X, Y, Z parti hiç fark etmez. Hangisi Trabzonspor'un kupası lafa gelince hep orada. Hangisi, hangi biri şunu diyebildi? Trabzonspor X, Y, Z en büyük iktidar muhalefet partisinden en sonuncuya kadar. Onun için
Bunlara sadece ben şu gülüyorum. Sadece gülüyorum. İşte bekara kadın boşamak misali kolay olduğu gibi bunlar siyaseten bir şeylerden nemalanmak. Sadece dertleri bu. Yani onların yapacağı hiçbir şey yok. Onlar daha beter. Yani ortalığı daha beter yaparlar. Yani bir fikirleri, zikirleri aslında bir şey yapacaklarından değil. Sadece ve sadece siyaseten bir şeyler söylemek. Yoksa üretecekleri bir şey yok. Daha beter olur yani. Hiç umurlarında dahi olmaz Trabzonspor. Bunlarınkisi sadece lak lak şak şak. Öyle denir bizim oralardan da. Başka bir şey yok. Bugün yine 2 saat önce şurada düştü önüme. Belki de YouTube'da. YouTube onu yukarı atıyor. Hala yukarıda mı? Yok şimdi aşağı indi. Trabzonspor'a şunu söylemek gerekiyor. Ha, şuradan şunu da gördüm. Bak bu çok güzel bir Onur Alp Çevikkan. O da güzel bir haber. 10 milyon euro. İşte böyle. Onur Alp. O da 10 ay. Buradan başka sanattan Onur Alp Çevikkan. 10 milyon. Ya şu diyorum ya yukarıda düştü. Onay Şahin yine bak müzikle ilgili sanatsal bir şey. Sanat olayı. Ya adam 2 saat önce yine bir işte birinden düet yapıyorlar. Bir şey üretmiş. Ya Trabzonspor bunun kadar da bir futbolcu üretemiyor mu ya? Yıllar yılı diyorum 11 kişi ya. Bu futbol 11 bin kişiden oynanmıyor ya. 11 kişi. Yedekleriydi, şuydu, buydu iyi adamlarla. Ya 17-18 kişi iyi adamın olacak. Ya bunu üretemeyen bir şehir. Hem de Trabzon. Burası Kütahya değil, Mersin değil, Uşak değil ya, Çorum değil ya. Yani sen Pergel'i koyup o etrafı Erzincan'dan kaçırdığın Kerem Aktürkoğlu gibi, işte İsmail Yüksek gibi neyse, Barış Alper Yılmaz gibi. Bunları sen bulabilecek kapasitede insanların yok mu ya? Ya al altyapıya şeyi ya. Ne bileyim Mustafa Reşit Akçay, Sadi Tekelioğlu alın bunları altyapıya ya. Sen ne yapacaksın? Senin dilinden neydi o ne pastı ya? Double pass mıydı? Double pass. Tam İngilizcesinden. Senin dilinden karakterinden ne kadar anlayacak bu insanlar? Ha, yapabiliyorsalar bir hareket de görmedik de daha gerçek ne kadar oldu geleli. Ama sen altyapına kendi insanından birilerini koyman daha iyi değil mi ya? Yani Sadi Tekelioğlu boş bildiğim gibi. Bildiğim kadarıyla. Mustafa Reşit Akçay boş. Bu insanlar daha kim var eskilerden? Yani bu insanlar tam altyapıcı bana göre. Bana göre tam altyapıcı. Trabzonspor şimdi yazık günah değil mi? Seneye ben şundan korkuyorum. Yani kesenin ağzı açılıp yani bu hocamız maalesef Trabzonspor rahatladı zaten. 2022'de şampiyon olup işi bitti Türkiye ile ya. Bu ülkede bu kadar yani bu palavra lig. Türkiye Süper Yalan Palavra Ligi'nde. Sana adamların tahammülü yok ya. Antalya maçı bak örnek veriyorum. Antalya maçında sahaya o da yanlış duyum alınıyor yani. Düdük, maçın son düdüğü çalındı sanılıyor, sahaya atlanıyor. Ya buna tahammül yok, bunu tartışılıyor. Yani en sonunda çıktı yabancı oyuncular dedi, yok ya bana ne yumruk atıldı dedi. Bizim Türkler de yalan konuşuyor, seyirciye inmiş de adam seviniyor daha niye yumruk atılsın buna ya? Empati yapamıyor, empatiden yoksun, hoşgörü yok. Eğer bu şeyler doğruysa, burada bir şey unutmayalım ya çünkü biz geçen bir oyuncu dedik yine 10 milyon euro Trabzonspor tabi kaleci şunu kapatalım kaleci daha genç ben onu bir Samsun izinde ligin başıydı zaten U19'da seyrettim onu hatta bağırdım onu arkadan bak çıkıp almadın diye Onur Alp dedim gol oldu Samsun maçında o maçı yendiler galiba Ali Şahin de gol atmıştı altyapıdan alacaksın ha eksik
Bak Trabzon'dan gelen çocuklar eksik. Burada ben Ahmet Can'da da görüyorum. Eksikler var fundamental olarak. Temelde bir takım şeyler eksik veriliyor. Bunları giderme adına hocalarımızı icabında yurt dışına gönderin. Altyapılarda Ajax'tı, Benfica'ydı, Porto'ydu. Ya bana Porto'nun Portekizli bir iş adamıyla görüşmüştüm. Porto'nun altyapısını anlattı bana. Bir saat boyunca, bir buçuk saat boyunca ağzım açık dinledim ya. Gel dedi, dedim Portekiz'e düşersem zaten çok merak ediyorum. Seyretmek istiyorum yani Portekiz altyapılar. Yani bu adamları gönderin. Leverkusen, Xavi Alonso. Ama benim bildiğim altyapıyla başladı. Altyapıyla başladı. Nerede? Leverkusen tarihinde ilk defa şampiyon oluyor. Ve Bayern Münih gibi bir takıma 16 puan fark atıyor. Yani bu hocalar böyle hop dediğinde olmuyor yani, yetiştireceksin. Mesela ben devamlı yine diyorum o gün temiz kan olur. Niye durur? Niye durur? Zaten isim yetiyor. Moa var zaten isimde. Orada öyle geçelim. Bir de orta saha şey adamı. Şey gibi, Xabi Alonso gibi. Yani ben yatırım yaparım bazı insanlara. Trabzonspor'un yerinde olsam. Hem defans oyuncusu hem de orta saha oyuncusu. Trabzon altyapısında 6 numara oynadığını ben biliyorum. Seyrettim Yavuz Selim'de. Orta sahada. Bize de 2 gol attıydı, hiç unutmuyorum. Boş durmayla bu işler olmaz, bıdı bıdıyla. İcraat yapacaksın. Unuttuğumuz konu var mı ya? Adı geçen isimler var. Ama mesela ben açık alsam, 99 doğumlu. Söylediğimiz isim Barriero. Fenerbahçe Galatasaray'a savaş başlatmış. Ben sadece bir de neye bakıyorum biliyor musun? Ben bile buradan bir amatör biri olarak kontratı bitiyor mu? Para vermesin. Bir kuruş Trabzon'un cebinden çıkmasın, futbolcuya versin sadece. Gerçi onu da şeye çevirdiler. Kevgir'e çevirdiler. Bir imza parası çıkardılar. Yani adamı bonservissizin alıyor. Bonservissiz alıyor ama Trabzon'un yani şeyini çıkarıyorlar. Ona imza parası vererek. Bak Barriero. Otele geçen Filip Otele mesela, tam adam eksilten adam. Trabzon böyle oyuncuları seviyor. Trabzon'un tam karakterine, karakteristik yapısına uyan insanlar, futbolcular bunlar, sporcular. Var mı biri daha böyle kaleciyi dedim zaten. Kaleci gidecekse eğer, nedir onun adı? Clayton, 31 Aralık 2024'te kontratı bitiyor. Kapakta bizim en son kim vardı ya? Evet. Fazla da bir konumuz kalmadı aslında. Bugünlük bu kadar diyelim. Unuttuğumuz bir konu, dediğim gibi geçenki videoya atfen bu Hami abinin şeyini söyledik. Bu yanlıştı yani. Yani bunu bir Trabzon dışından bir oyuncu dese derim ki ama bunu en çok empati yapmanız gereken sizsiniz. Yıllar yılı siz eleştirildiniz bu şehirde. Yani eleştirin ama üslup yanlıştı. Sadece onu oraya ekleme yaptık. Trabzonspor korkarım ki seneye geçen isimler. Zaten bu paraları da ayarlayamıyorlar. Böyle zaman zaman ben isimler vereceğim. Clayton Wright dedim. Şimdi bizim çok bundan 2 sene önce mi Bruno Petković, onunla ilgili 94 doğumlu öneri Bruno Petković dediğimizde o zaman daha korona vardı galiba. Şimdi yine gündemde ama ben daha çok gence baktığım için genç oyuncu. Trabzonspor'un geleceği gençlerde. Böyle arada mesela Oliver Torres iyi bir oyuncu. Görünen iyi bir oyuncu ama maliyeti ne olacak? Yani onun için siyaset karışıyor diyorlar. Trabzonspor şu anda geliri ne? Trabzonspor yani bu oyuncuları alabilecek parası var mı? Bence yok. Bence yok. Bunlara yönelecek yine. Ondan sonra da siyaset karışıyor. Parayı veren düdüğü çalar. Sizde yani bak şunu söyleyeyim. En son madem şunu söyleyeyim. Mesela ben şunu yaparım.
Trabzon'un zaten bir sürü, Trabzon nasıl oyuncu alacak? Bak şöyle bir analiz yapalım. Tamam, Onuachu, Pepe, Benkoviç, daha var mı biri? Bu üç oyuncu gidecek diyelim. Trabzonspor'un yabancılarını saydınız mı? Seneye 12 yabancı hakkı var. Sahada istediğin kadar oynatabiliyorsun ama Trabzonspor'un zaten 12 yabancıyı geçiyor bile. Bu oyunculardan çıkış nasıl yapacaksınız? Bunlar hep bir külfet, maliyet. Bak, arkadan başlayalım. Kalecinin kaldığını varsayalım. Fernandes stoperde. Fernandes, Stefano Densville 2, Meunier 3. Unuttuğumuz stoperlerde biri var mı ya? Şu Trabzonspor'un şeylerini bir yatıralım. Tam yani siz şuraya şey yazalım ya, Meunier Trabzonspor'un Meunier, bir dakika. Kaç tane yabancısı var? Benim bildiğim daha geleceklerle beraber. Bak, Thomas Meunier. Trabzonspor yapalım. Arkada sanki bir stoper daha geldi bana ama Benkoviç gidecek gerçi. Şimdi kaç yabancısı var? Ryan Mania Türk statüsünde dedim ya, bir yabancı daha var aslında, o Türk. Denswil, Benkoviç gidecek. Fernandez 2. Meunier dedi. Mendy 4. Bakic. Hadi onun maliyeti düşük, onu para da azalıyor. Ama yine de sayarsak. Ne dedik? Meunier, Fernandes, Denswil, Tamşa, Meunier, Mendy, Bakic, Bardi, Mahmut Trezeguet, Fontas, Orsic, Pepe gidiyor. Visca, Onuachu gidiyor. 10. Peki, Teklic, Kurbelis ve Maxi Gomez geri geliyor, 13. Sen şimdi bu oyunculardan çıkış nasıl gerçek? Bakici de sayarsak eder 14. Hadi onun maliyeti dediğim gibi, onu istediğin gibi gönder. Yani hem bonservis olarak hem aldığı maliyet olarak. Bu çocuk nerede şimdi halbuki? Bir de ona bakalım. Şimdi bak, ben olsam burada Trabzonspor'un eksik yeri neyse onu alırım. Bu oyuncuların, bak mesela Trabzon kökenli bir hoca olsa bu oyunculardan tekrar verim almaya çalışır. Yani bana Maxi Gomez'i satın alma opsiyonu var. 3,5-3,750 bine. Bunu almıyorsa bunun parasını ben verip niye vereceğim adama ya? O zaman ondan onu yine bir yıl kalmış zaten. 2023'te 25'te birçok kontrattan kurtuluyorsun. Kurbelis'ti, Fontas'tı, Fernandez'di, Maxi Gomez'di. Teknici hariç o yok galiba. Bardi'ydi 5. Sen şimdi bu oyunculardan zaten bedel salmışız bak için. Kurtulacağın için burada aklı selim davranıp bu oyuncuların verimini artırıp eksik de neredeyse en ucuz maliyet kimin varsa onları göndermeye bakarım. Sen Maxi Gomez'i yine cebinden para verip göndereceksen bu olmaz ki. Bu kulüp yönetme değil ki. O zaman siyaset karışıyor. Parayı veren düdüğü çalıyor. Neyse. Şimdilik bugünlük bu kadar diyelim. Bu sefer kısa keselim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.